Bekir Hazar Kara Sesin Nedeni Önceki gün ilginç bir rapor servis ediliyordu Washington'da. Türklerin savunma sanayindeki atakları katlanarak devam ediyor diyordu Amerika'nın önemli düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi. Dünyada başına Amerika'nın çektiği batılı ülkelerin Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosu bu merank gibi onlara dönmüştü. 2021 yılında 3 milyar 200 milyon dolarlık silah ihraç etmiştik. 2022'de %36 artışla 4 milyar 300 milyon dolara çıkarmıştık. Bu sene inşallah 6 milyar doları geçeceğiz. 10 milyar dolar barajını da en kısa zamanda aşacağız. Hedef, rakamı en az 100 milyar dolara çıkarmak. Atlantik Konseyi özellikle Orta Doğu'da körfez ülkelerinin Türkiye'den silah almak için sıraya girdiğine dikkat çekiyordu bir uyarı niteliğindeydi rapor zira buralar onların en çok ve kolay at koşturdukları yerlerdi bir savaş çıkarırlar ardından körfez ülkelerine yüz milyarlarca dolarlık silahlar satarlardı ancak bize uyguladıkları ambargo onların başına bela olmuştu kendi silahlarımızı üretmekle kalmamış onların pazarına girip çantada keklik gördükleri ülkeleri Ankara'nın kapısında sıraya dizmiştik bu görüntü onları kahrediyordu. O yüzden Amerika'daki çok sayıda asker ve stratejist son yıllarda katıldıkları konferanslarda sürekli Türklerle iyi geçinmenin yolunu bulmalıyız diye konuşmaya başlamıştı. Hiçbir şey boşuna değildi. Afrika, Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya'dan sonra Latin Amerika ve Pasifik'te de pazara girmiştik. Ekvator'da bizim yaptığımız 20 zırhlı araç teslim töreninde devlet başkanı katılıyor ve gururla 15 tane daha gelecek diyerek güçlerine güç kattıklarını açıklıyordu. Son olarak bomba haber Pasifik'ten. Çin'in çevresindeki adalara askeri yığınak yaptığı Tayvan'dan geldi. Tayvan'ın bizden tam 160 adet İHA aldığı açıklandı. Yıllarca İsrail'in hava saldırılarına karşı kurduğu savunma sistemi Gök Kubbe'yi özenerek izledik haberlerde. Türk mühendisleri öyle bir Gök Kubbe sistemi geliştirdi ki benzeri ve kabiliyetleri İsrail'de bile yok. Tüm dünyaya ihraç ettiğimiz sihaların savaşlarda gösterdiği muhteşem performans bazılarını da korkutuyor. Amerika'da bazı senatörler bizim ürettiğimiz insansız hava araçlarının durdurulmasını, insanlık suçu işleyen silahlar arasına girmesini isteyen tasarılar hazırlayacak kadar delirdiler. Zira sihalarımız durdurulamıyor. Asla aşılmaz denilen hava savunma sistemlerini nereye saklanırsa saklansın bulup nokta atışıyla imha ediyordu. Bu nedenle dünyada Türk siha çılgınlığına karşı bu insansız hava araçlarını Nasıl durdururuz diye başlatılan araştırmalara milyar dolarlar harcanıyor. Rusya Ukrayna'ya binin üzerinde İHA ile aynı anda sürü saldırısı düzenledi. Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği savunma sistemleri büyük bölümünü düşürdü. Ancak bazı Rus İHA'larına engel olunamayınca Ukrayna'daki birçok hedef vurulmaktan kurtulamadı. Türkiye ise insansız hava araçlarına karşı yeni bir muazzam savunma sistemi geliştirdi. Aynı anda 3000 İHA saldırıya geçse bu savunma sistemi elektromanyetik dalgalarla tamamını vakum gibi içine çekerek imha ediyor. Hem de %100 sonuç alarak yazılımlar ve sistemler sadece bizde ve kimseye vermiyoruz. Dünya bu sistemin peşinde ve bir başka bomba haber hipersonik füzelerimizden bir ülkeye ihracat yaptık. İsmi sır gibi saklanıyor. Yunan basını bu füzelerle Ege'nin birkaç günde tamamen Türk gölü olacağını avaz avaz bağırıyor. Bizden silah alan her ülke Ankara'ya bağımlı hale geliyor bu iş sadece satışla bitmiyor. Yıllarca sürecek bir teknik destek paketiyle tam bağımlı hale geliyorlar. Afrika ülkeleri Türkiye'den aldıkları silahlarla Fransa sömürgeciliğine baş kaldırdı. Artık Fransız askerler tutuklanıyor, Fransa Afrika'dan kovuluyor. Paris'teki tüm askeri ve siyasi stratejistler Türkiye'ye Afrika'da yenildik diyerek ağıt yakıyor.'' Amerika'nın teröristlere binlerce tır silah yağdırıp bize ambargo uygulaması sonucu başlayan başkaldırı Türkiye'yi bir güç ve örnek alınacak ülke haline getirdi. Amerika'nın uydusu olarak görünen Suudi Arabistan bile bizden cesaret alarak Washington'a posta koydu. Petrol üretimini artırarak fiyatların düşmesini isteyen Amerika'ya rest çekerek Rusya ile işbirliği yaptı. Sürekli üretimi düşürerek petrol fiyatlarını artırıyor. Amerika Ukrayna'ya milyarlarca dolar ve silah yağdırırken Suudi Arabistan'da petrol fiyatlarını yüksek tutarak Rusya'nın savaş ekonomisinde kasasını dolduruyor. O yüzden Amerika'nın Siyonist dergisi Foreign Policy dün Amerika'nın Orta Doğu'sunun sonu başlıklı bir analiz yayınladı. Türkiye'den sonra Suudi Arabistan ve Mısır'ın da kendi rotasını çizdiğini, Amerika etkisinin artık azaldığını boşuna yazmadı. Birçok ülke artık kendi yoluna gidiyor diye gözyaşı döktü. Türkiye'de savunma sanayimize her fırsatta saldıran iddiatçı kafa, muhalefetimizin son dönemlerde Amerika piyonu PKK ağzıyla da ordumuza da saldırması tesadüf değildir. Dışarıda birilerinin ayağına fena basarsak, kara ses içerden gelir. Adamlar elverişli elemanları kullanmayı çok sever. Bekir Azar, Takvim Salih Tuna, Kafkasya'daki tuzak Suriye üzerinden İran'la Türkiye'yi savaştırabilselerdi, hem Türkiye'nin tarih sahnesine çıkışına engel olacaklar, hem de İran'a diz çöktüreceklerdi. Amerika'da enerji yollarını istediği gibi tahkim edecek Rusya ve Çin'e karşı çok büyük bir avantaj sağlayacaktı. Haliyle İsrail içinde bölge dikensiz gül bahçesine dönüşecekti. Başaramadılar. Her şeyden evvel İran ve Türkiye yönetimleri tuzağa düşmeyip sorumlu hareket etmeyi bildiler. Takdir edersiniz ki söz konusu iki ülkeden biri tuzağa düşseydi savaş kaçınılmaz olurdu. Mesela Şah dönemi İran'ı olsaydı Amerika'nın tuzağına gönüllü düşer Türkiye'ye saldırırdı. E tabi Türkiye de bu saldırıyı mecburen karşılıksız bırakmazdı. Haddi Suriye üzerinden İran-Türkiye savaşı çıkartabilselerdi 15 Temmuz'a da gerek duymayacaklardı. Canım hiç alakasız olur mu? Ulu bilge Davutoğlu'nun CHP ile koalisyon yapmamıza izin verilseydi 15 Temmuz yaşanmayacaktı sözüyle aynı kapıya çıkıyor işte. Sonuç itibariyle ne CHP ile AK Parti arasındaki o istikşafi görüşmelerden restorasyon hükümeti üretebildiler, ne İran sokaklarını karıştırarak bir şey elde edebildiler, ne de Türkiye'deki seçimlerde istedikleri değişikliği gerçekleştirebildiler. Uzun lafın kısası süreç istemedikleri şekilde gelişti. O kadar ki Rusya ve Çin'e karşı avantaj elde etmek isterlerken İran Çin'e daha da yakınlaştı. Türkiye'de Ukrayna savaşı nedeniyle kuşattıkları Rusya'nın dünyaya açılan kapısı oldu. Gel gelelim tuzak kurmak veya yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak huylarından hiç vazgeçmediler. Şimdi de Kafkasya'ya el attılar. Amerika'nın Ermenistan'la askeri tatbikat yapmasının başka bir izahı yok. Ayrıca NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi Başkanı Günter Fehlinger'in Ermenistan'a NATO'ya katılma çağrısı var. Unutmayalım. Kafkasya'da bir taşla kuş sürüsü vurmayı hedefledikleri besbelli. Malumunuz İran Ermenistan'a, Türkiye Azerbaycan'ı, Rusya'da hem Ermenistan'a hem Azerbaycan'ı bir nevi denge politikası marifetiyle destekliyor. Gerek mezkür bölgenin etnik ve mezhebi bakımdan kırılgan oluşu ve gerekse Astana sürecinde birlikte çözüm arayan Rusya, İran ve Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan sorununda farklı düşünmeleri, küreselci bozguncuların gözlerini kamaştırıyor. Küresel bozguncular oldukça da kurnazlar. Bir yandan Ermenistan'la askeri tatbikat yaparken bir yandan da Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi ilindeki seçimi kabul etmediklerini ilan ederek Azerbaycan'a gül uzatıyorlar. Ne ki kurnazlıkları bu sefer işe yaramayacak gibi duruyor. Putin, Amerika ile ortak tatbikat yapması nedeniyle Ermenistan'ı hepten Amerika'nın inisiyatifine bırakmak istemiyor. Söz konusu tatbikat nedeniyle Erivan'da eksen kayması yaşandığına dair yorumlara katılmadığını geçen gün söyledi. Dahası yanına hiçbir sorununun olmadığını son derece manidar bir ifadeyle dile getirdi. Yaşananları görüyoruz, anlıyoruz. İran'da yaşananları anlamış olacak ki Azerbaycanla diplomatik kanalları ivedilikle çalıştırmaya başladı. Salih Tuna Sabah